Deepfake teknolojisiyle şu anda ben konuşuyorum ama benim suratımın yerine başka bir insanın suratını koyarak sanki o konuşuyormuş gibi göstermek mümkün. Biraz öyle gibi. Deepfake teknolojisiyle şu anda ben konuşuyorum ama benim suratımın yerine başka bir insanın suratını koyarak sanki o konuşuyormuş gibi göstermek mümkün. Bilgi düzensizliğinin hala ciddi bir sorun olmadığını mı düşünüyorsunuz? Gelin sizi gelecekte ufak bir yolculuğa çıkaralım. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. Tıpkı ağzından hiç çıkmayan bu sözleri Obama'ya söylettikleri gibi. Neyse ki bu sefer karşımızda düşman değil, tanıdık bir yüz var. So, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. Bu klip insanları deepfakes teknolojilerine karşı uyarmak için yapıldı. Çünkü yeni nesil bu sahtecilik türü giderek yaygınlaşıyor. Peki bu akım nasıl başladı? Yıl 1984. Photoshop öncesi günlerdeyiz. Burası Boston'da bir bilgisayar laboratuvarı. When this photograph was taken originally, the girl's toenails were not painted. The colours were added like this, and they can be changed equally easily. The potential for the system goes a lot further than that. In such perfect detail, it would be impossible to tell a change had been made. Şimdi de Los Angeles'a, Hollywood'a gidelim. Hey for everybody. ...1963'te suikaste uğrayan eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John Kennedy... ...1994 yapımı Forrest Gump'ta Tom Hanks'le nasıl el sıkışıyor? Congratulations. How do you feel? I gotta pee. I believe he said he had to go pee. Ya da 1994 yılında hayatını kaybeden aktör Peter Cushing... ...2016 yapımı Yıldız Savaşları filminde ne arıyor? Bu sahnelerin arkasında milyonlarca dolarlık bütçeler, büyük stüdyolar, yüzlerce çalışan ve ciddi bir emek var. Neo'nun yüzünün Nicolas Cage'inkiyle değiştirildiği bu Matrix sahnesi ise bir Reddit kullanıcısı tarafından yapay zeka kullanılarak sadece birkaç saatte yapıldı. Come on, stop trying to hit me and hit me. Her şey bir Google araştırmacısının üretici hasım ağlar adını verdiği makine öğrenim tekniğini geliştirmesiyle başladı. Bu teknik üzerine inşa edilen deepfakes uygulamalarının internette dolaşıma girmesi ise gecikmedi. Böylelikle bir dönem sadece Hollywood stüdyolarından çıkan ikna edici video manipülasyonlarını sıradan internet kullanıcıları bile yapabilir oldu. Üretici hasmane ağlar denen bir yapay zeka tekniği var. Bu teknik iki sinir ağının birbirini eğitmesinden oluşuyor. Bir tanesi herhangi bir şeyin sahtesini üretmeye çalışıyor, öbürü de sahteleri gerçeklerden ayırmaya çalışıyor. Bu ikisi birbirlerine verdikleri geri besleme sayesinde giderek konularında uzman oluyorlar. Yani sistemin kendi içinde bir sahte üretme yeteneğinin artırılmasına dayalı bir döngü var. Ve bunun bir ucunun olup olmayacağını bilemiyoruz. Gerçekten de insanların, uzman insanların bile anlayamayacağı üstünlükte sahtelikler üretilebilir. Bunlar birbirleriyle yarışarak gidiyorlar ve insan seviyesini aştığı gibi yapay zekalar arası seviyede de sahtecinin öbüründen daha başarısız olacağı, berikinin onu yakalayacağına dair bir teorik garantimiz yok. Sahteciliği incelerken Mesela fotomontaj mı bir resim incelerken, hani sizler teyit orada mesela ne bileyim hani gölge aslında oradan gelmesi gerekirken buradan geldi gibi teknik şeylere bakıyorsanız, o teknik konularda hakikaten tanrısal üstünlükte sahtecilik yapabilecek yapay zekalar üretilebilir. Bilim insanları bu tekniğin eğitimden sanata, interaktiviteden otomasyona birçok faydalı kullanım alanı olduğunu savunuyor. Here's Richard Feynman, who, in addition to being a Nobel Prize winner in physics, was also known as a legendary teacher. Wouldn't it be great if we could bring him back to give his lectures and inspire millions of kids, perhaps not just in English, but in any language? Teknolojinin kötüye kullanımı durumunda ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların listesi ise çok daha uzun. Deepfake teknolojileri kullanılarak oluşturulan ilk sahte videoların hedefinde kadınlar vardı. Hedef alınan kadınların yüzleri porno videolara yerleştirilip internette paylaşılmaya başlandı. Reddit ve Pornhub, Şubat 2018'de yüzlerce sahte videoyu sitelerinden kaldırdıklarını duyurdu. Sahte videoları üretenlerin ihtiyaç duydukları tek şey, hedef aldıkları kişilerin fotoğrafları. Günde 1 milyonu aşkın selfie'nin internete yüklendiği bu çağda işleri hiç de zor değil. Kariyerleri boyunca kameralar önünde olan siyasetçiler de en kolay hedefler arasında. Siyasetçilerin yüzleri kullanılarak sahte videolar üretilebiliyor, evet. Peki sesleri? Yapay zekayla o da mümkün. Hi everybody. This night I am happy to share with you a small announcement about a cool startup called Lyre. They launched today their website where you can create a digital copy of your voice. Bu teknoloji siyasetçilere zarar vermek için kullanılabileceği gibi onlara gerçek olan görüntü ve ses kayıtlarını güçlü şekilde inkar etme olanağı da verebilir. Deepfake teknolojileri henüz mükemmel seviyede değil. Üretilen sentetik video ve sesler peşlerinde bazı bozukluklar bırakıyor. Fakat daha uzun süre eğitilen makineler her geçen gün daha iyi sonuçlar üretiyor. Bu dönüştürme işleminin bir takım izleri var. Aynı mesela işte aroma katılmış bir içecekle, içeceği düşünelim. Aslında maden suyunun içine örneğin portakal aroması katıyoruz. Bir yandan da portakal suyunun içine gaz basılmış düşünelim. Yani birisi gerçekten portakaldan elde edilmiş bir şey, birisi aroma katılmış suni bir şey. Gerçekçi yapılabilir. İleri teknoloji kullanarak, kimyasal yöntemler kullanarak aromalı içecek çok gerçekçi bir şekilde yapılmaya çalışılabilir ama bunun bir takım izleri kalıyor. Kah içeriye katılan kimyasalların farklı nitelikleri oluyor, onlar yakalanabiliyor kimyasal olarak. Kah orijinal, asıl portakal suyunun içeriğindeki bazı şeyler eksik kalıyor. Buna benzer şekilde bu sayısal dönüşümler bir yüzün diğer yüze aktarılması sırasında ister istemez mükemmel bir teknoloji olmadığı için bir takım izler bırakıyor. Eksiklikler, çarpıklıklar, dikkatli bakıldığında yakalanabilecek hatalar. Şimdi bir yandan deepfake'leri, sahte içerikleri üretenler var. Bir yandan da bu sahte içerikleri tespit etmeye çalışanlar var. Üretenler gitgide daha sofistike ve iyi yöntemler, teknikler kullanıyor olacak ve daha iyi sonuçlar elde ediyor olacak. Buna karşı savunma yapanlar da benzeri şekilde tekniklerini iyileştiriyor. Bu daha sofistike olanları da yakalayabilir olmaya çalışıyor olacaklar. Biz şimdi mesela Türkiye'de mevcut dünyadaki virüslere karşı bir yazılım geliştirmemişsek ve bu bizim için bir açıksa bir çeşit tehlike, belki stratejik bir tehlike arz ediyorsa benzer şekilde bu fake'ler konusunda da aslında savunmasız kalacağız diye düşünebiliriz. Amerika'da kongre üyeleri Eylül 2018'de Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden Deepfake teknolojileri hakkında resmi rapor istedi. Amerikalı siyasetçiler sahte videoların 2020 seçimlerini manipüle etmek için kullanılmasından endişe ediyor. I believe that this is the next wave of attacks against America and Western democracies is the ability to produce fake videos that can only be determined to be fake after extensive analytical analysis and by then the election's over. Pentagon'un sahte videoları tespit edecek yöntemler geliştirmek için bir grup araştırmacıyla çalıştığı da biliniyor. Peki Türkiye'de adli bilişim alanında çalışan uzmanlar bu tehdidin ne kadar farkında? Adli bilişim konuştuğumuz zaman tabii hukuk ve yasaları da konuşmamız lazım gelir. Çünkü ikisi birlikte yürüyen, bir adli bilişimcinin hukuku bilmesi lazım, yasalardan haberdar olması lazım. Bizim yasalarımızda bir tane Türk Ceza Kanunu'nda bir madde var, yalan haber yaymak. Bu da cezayı sadece savaş zamanında genel güvenliği tehlikeye atma durumunda bir yapılan yalan haberin ceza verilebilecek olduğunu söylüyor. Şimdi bu durumda yasa tarafından korunan bir şey olmadığı için Yani savaş zamanı hariç. Ben buna çok ilgi gösterildiğini duymadım doğrusu. Gözle görülemeyen kısmı önemli. Gözle görülemeyecek hale geldiği zaman buna hazır olmamız lazım. Çünkü o zaman teknoloji iyice gelişmiş olacak. Ki bu konu, yani bir yüz hareketlerinin örneklenmesi, bu yüz hareketlerinin sonrasında tekrar canlandırılması, reanime edilmesi konusu bir derin öğrenme işi. Ve ne kadar zaman geçerse de o kadar iyileşecek. Görüntü, seslerde ne gibi izler olabilir? Tutarsızlık ya da kararsızlık diyebileceğimiz kesintiler olabilir. Seste boşluklar oluşabilir ya da gürültüler oluşabilir. İleride kaplama tekniği, yani render tekniği mükemmele doğru giderse bunların tespit edilmesi çok zorlaşacak. Uzmanların akademiyle, akademinin de devletle birlikte çalışarak bu konuda da bir maddi olmasa bile fikri yatırım yapması bence önemli bir unsur olur. Türkiye yakın geçmişte gerçekle kurgu arasındaki çizginin kaybolduğu, içinden çıkılması zor gündemlere tanık oldu. Şimdiden önlem alınmazsa yapay zeka temelli sahtecilikle görüntü daha da bulanıklaşabilir. Emekli Orgeneral İbrahim Fırtına Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a uçakla getirildi. Ben söyleyeceğim bir şey var mı? 11 ve 17 numaralı iki CD'nin üzerindeki el yazısının aslında makineyle yazıldığı ortaya çıktı. Bilirkişiye göre CD'ler sahte, savcı belgeler sahte dedi. Evet, karar çıktı, tahliyeler geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kumpasa maruz kalmış komutanlarla konuşacağız. Balyoz davasının hakimiydi. Bu kez sanık sandalyesinde kendisi vardı. Bugün 17 Aralık. Bugün 17 Aralık. Bu sabah itibariyle büyük bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan ve tayfasının görmezden geldiği dinlemeler. Kendi kurguladıkları dublajını da kendilerinin yaptığı bir piyesi servis ettiler. TÜBİTAK, Erdoğan'a ait olduğu iddiasıyla internetten yayınlanan ses kaydının montaj olduğunu duyurdu. Amerikalı güvenlik uzmanı ve siber analist olan Joshua Marpit, kayıtların gerçek olduğunu söyledi. Yok efendim montajdı, yok efendim kasetti, yok efendim. Ya sen bırak onları. FETÖ'cü eski polis müdürlerinin de yargılandığı davada 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Bilgi düzensizliğinin hala önemsiz bir sorun olduğunu mu?